Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Siz şimdi başlığı gördünüz ama yeni videomuz ne? Knight Online serisinin içerisinde yeni bir seriye başlıyoruz. Siz başlıkta gördünüz tabii ne bu serinin ismi? Sıfırdan Altar Asas. Tabii başlıkta başka şeyler de yazıyor. Hemen onun hikayesini anlatmak istiyorum size. İş ortamı Umut'la beraber sohbet ediyorduk. Bu pandemi dönemi girdi. Çok kilo aldık. İşte sağlıksız beslendik. Böyle bir spora falan gidelim. Kendimize çeki düzen verelim dedik. İşte spora başladık. İşte bu nefes darlığı çekiyoruz falan filan. Bayağı böyle sağlıksız olduğumuzu hissettik. Bir de böyle ara ara sürekli işte şu sigarayı bıraksak iyi olur. Ya aslında ne yarar var falan diye birbirimizi şevklendirmeye çalışıyorduk. Sonra aramızda bir muhabbet oldu. Dedik bırakalım. Spora da başladık. Şöyle adam akıllı dedik. Hani her şeyimiz tam yapalım. Hem de birbirimize teşvik edelim. Eğer ikimiz birlikte bırakırsak ve bunun hakkında çalışırsak bence mümkün olur dedi. Hem de şöyle bir şey düşündük. Yani günlük mesela her gün 15 lira para veriyoruz. Pandemiden dolayı işler zaten iyi değil. Herkes maddi güç çekiyor. Hem aslında baktığın zaman cebimize de yarar olur. Günlük 15 lira sigaraya vereceğimize işte bir kenarıya atalım. İşte bir yatırım yaparız. Bir kripto paraya veririz. Veya işte altın alırız gibi yatırım yapma düşüncelerimiz falan vardı. Sonra bunu konuşurken aslında tam bir hafta önce falan bıraktık sigarayı. O gün konuşurken işte kripto para, altına yatırırız falan gibi şeyler düşünürken aklıma bir fikir geldi. Dedim ki yani bu parayı peki değerlendireceksek, bir yatırım olarak yapacaksak, ben YouTube'da da içerik ürettiğim için dedim ki altın değil de dedim. Şu an Diez'de oynuyorum biliyorsunuz. Önceki videolarımı zaten izliyordunuz. Diez'de oynuyorum. Bir haftada da aslında bıraktığımız gün kenara para atacağız dedik. Her gün 15 lira parayı atacağız kenara. Onunla yatırım yapacağız deyince ben de dedim ki Knight'teki çarımı dedim güçlendireceğim abi. Her gün 15 liraya atacağım ama işte haftada bir, iki haftada bir o sigaranın parasını ayırdığım parayla bir şeyler alın dedim çara. Aslında bir hafta önceden beri başladık. Premium falan almıştım ama artık Diez'deki çarımız çok ultra ve yani bir şeyleri geliştirmek için artık çok yüksek meblağda paralar gerekiyor. Arada bir fark olmayacağını gördüm. YouTube'a da içerik çıkardığım için dedim ki arkadaş şöyle bir şey yapalım. Hemen aklımda bir fikir patladı. Dedim ki yani sıfırdan başlayalım. Biraz daha kalabalık bir soru olsun. Yeni açılan sorulardan birini seçeyim. Sıfırdan başlayayım ve sigaraya vereceğim parayı her gün ayırıp o karakteri geliştirmeye çalışayım. Ve atıyorum bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra sigaraya vereceğim parayla oyunda karakterime yatırdığımı geliştirdiğim zaman nasıl bir karakter önümüze gelecek? Tabii bu safa saf olacak ve biraz daha uzun bir seri olabilir. Ama bu içeriğin hoş olacağını düşündüm. Hem sigarayı bırakarak yaptığım, kenara ayırdığım paranın nasıl değerlendiğini görmek için. Hem bir karakteri sıfırdan açıp çok cüzi miktarlarla yani sigara parasıyla nereye getirebiliriz? Bunu hem kendim merak ediyorum nasıl bir seviyeye getirebileceğim. Hem izleyenler de merak edebilir dedim. Yani bu safhayı izlemek de keyifli olabilir diye düşündüm. Böyle bir içerik düşündüm. İyi yaptım, kötü yaptım bilmiyorum ama eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü ben bunu yapınca eğleneceğimi düşünüyorum. Ve sizler de izlediğiniz zaman da keyif alacağınızı umduğum için böyle bir seriye bugün başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi altarda karakterimizi açacağız. Altarda açmamızın sebebi son açılan sorularda olsun, kalabalık olsun. Etkileşim de daha çok olur diye düşündük. Sonuçta yani burada bir video içeriği üretiyoruz. Biz de izlenmek istiyoruz. O yüzden hani eski sorular değil de güncel en son açılan sorulardan birini seçelim dedik. Nasıl bir oyuncu profilim var onu size söyleyeyim. Sonra işte şöyle oldu böyle oldu. Sen kaç gündür oynuyorsun hala bu levelde misin gibi sorular olmasın diye serinin başında bunları da açıklamak istiyorum. Sabah kalkarım işime giderim. İşimden akşam dönerim. Döndükten sonra yemeğimi yerim. İki tane çocuğuma onlarla ilgileniyorum. Sonra işte saat 10-10.30 gibi böyle bilgisayar başına otururum. Artık uykumdan ne kadar feragat edersem yani günlük 2 saat, 3 saat, 4 saat çok sararsa gece 3'e 4'e kadar da oynayabilirim. Ama ortalama günlük oynama süremi sorarsanız 3-4 saat arası. Günlük 3-4 saat oynayarak sıfırdan ve sadece sigaraya verdiğim parayı yatırarak. Bunu tabii her gün yapmayacağız. Her gün 15 lira 15 lira değil. Atıyorum bir hafta boyunca oynarız, bir şeyler yapmaya çalışırız. Sonra o bir haftanın sonunda bakalım işte o parayla şu an ne alabiliriz veya hangi eksiğimizi geliştirebiliriz gibi bu tarz ilerleyecek. Ama bütün gün oynayamadığım için biraz yavaş ilerleyebilir ama siz tabii bunları videoda izlediğiniz zaman benim gibi yavaş ilerlemeyeceksiniz. Sonuçta ben bir haftalık oynayışımı size tek bir videoda veya iki videoda göstereceğim için sizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama seriyi haftada bir video olarak atmaya çalışacağım. Öngörüm bu, planlamam da bu şekilde. Ben eğleneceğimi düşünüyorum. Sizin de izlerken eğleneceğinizi düşünüyorum. Neler yaşayacağız, neler göreceğiz hep birlikte bakacağız buna. O yüzden şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçiyoruz. Çok böyle
kameralı yayın yapmayı sevmiyorum oyun oynarken ama bu ilk videonun hatırına şöyle bir kameralı yapayım dedim. Ama tabii ilerleyen bölümlerde PK'da olur, değişik etkinlikler veya işte gem kırdığınız upgrade yaparız. Belki o videolarda da yine görüntülü yapabilirim ama olabildiğince size oyunu izletmek istiyorum. Hani bana odaklanmayın, benim tepkilerime bakmayın gibi. Sadece hani oturup dizi izliyormuş gibi oyunu izleyin diye çok kamera yapmak istemiyorum. Ama sizin düşüncelerinize, yorumlarınıza göre bir dahaki videolarda bu da değişebilir. O yüzden şimdi çok uzattık, kapatıyoruz ve Altar'dan Assas 1. bölüm başlasın. Evet arkadaşlar, girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi 23 gün premium var. Dediğim gibi bir hafta önce çekmiştim zaten sigarayı bıraktığımız gün. Diyezdeki çara girmeyeceğiz tabii ama yan çar olarak kalacak. Oradaki itemleri de yine ben satışa koydum. Şimdi biz Platinum Premium'u 2800 cash karşılığında aldık. Bu da 245 liraya tekabül ediyor. Buradan biliyorsunuz Platinum Premium 800 cash ve Trina veriyor. Bunları da hesapladığınız zaman 1600 cash aslında size geri dönmüş oluyor. Yani 2800 cash 245 liraya aldık. 1600 cash de 140 lira ediyor. Bunu çıktığımız zaman 30 günlük Platinum Premium size 105 liraya geliyor. Bu ortalama her server için aynı. Platinum Premium aldığınız zaman 105 lira size maliyet oluyor. Verdiği bonuslardan sonra. Şimdi bir hafta kadar CS'de oynadık biliyorsunuz. O yüzden şu an 23 gün Platinum Premium kaldı. 30 günü 105 lira olan Platinum Premium'u günlükten hesapladığımız zaman 23 günlüğü de 80,5 liraya geliyor. Biz şu an bir hafta önceden bu zamana 7 gün çarpı 15'ten 105 lira 7 günlük sigara paramızı toplamıştık. 23 gün Platinum Premium'da 80,5 liraya almış oluyoruz. Yani şu an 23 gün herhangi bize bonus getirisi olmayan Platinum Premium için 80,5 lira düşüyoruz. Ve sigara paramızdan şu an kasada kalan 24,5 lira. Yani aslına bakarsanız bir haftalık parayla şu an premium aldık ve kasamızda 24,5 lira para var. Her gün dediğim gibi bu kasaya 15-15 ekleyeceğiz. Şimdi hemen Altar'a giriş yapıyoruz. Deneyelim serverları. Server 1 şu an 287 veriyor. 2'ye bakalım. Girmedi. Server 3 o da 140 lira verdi. Timed yazan server'a girelim. Sanırım bu boş oluyordur. Yani premium'umuz olmasa demek ki zaten oyuna girmek imkansız gibi bir şey olacakmış. Eğer premium'lu bu sırayı veriyorsa. Evet arkadaşlar, girdik. Timed server'ını da açacağız. Elmorat Karus mu? Ben Karus olmayı seviyorum. O yüzden Karus seçeceğiz arkadaşlar. Pek Elmorat olmayı sevmiyorum. Evet, karakterimizi açalım. Assassin açacağız zaten. Hemen şuradan Tuareg, oradan Rogue'ya basalım. Dex bonuslarımızı da verelim 10 tane. İsmimizi tek geldim tek giderim yapacağız. Her zaman olduğu gibi. Başına L'yi koydum. Ve tek geldim tek giderimi kurduk arkadaşlar. Bir level olarak artık serimize başlıyoruz. Gazamız mübarek olsun. Umarım eğlenceli vakit geçiririz hep birlikte. Evet, oyuna girdik arkadaşlar. Hemen dagger'ımızı takalım. Kasmaya başlayacağız. Bütün görevleri yaparak ilerlemek istiyorum. Şimdi çünkü herhangi bir AFK şeklinde kasamayacağız. O yüzden bütün görevleri yapacağım. Öncelikle şöyle wormları keselim. Zaten görevi de geldi. Şu wormları bir keselim. Buradan elmalarımızı düşürelim. Sonra yani bir 10 level falan olduktan sonra skill'lerimizi bozdurup tekrar görevleri yapmaya devam edeceğiz. Maradon'da hiçbir görev kalmayacak şekilde yapmaya çalışacağım. Bakalım Maradon'dan kaç level olarak çıkacağız. Evet, 10 level olduk arkadaşlar. Hemen town attık. Şimdi hemen skill'lerimizi açacağız. Şöyle üzerimize topladıklarımızı da satarız. Skill'lerimizi açıp sonra hemen görevleri alacağız ve bu görevlerden ilerleyeceğiz. Şimdi kendimizi folk'a atana kadar görev yapıyoruz. Ölümüne görev.
Valla arkadaşlar şu Werewolf göreviyle silah görevi beni fıtık etti. Çünkü burada AFK farmcılar var ve bırakmıyorlar. Werewolf hariç geri kalan bütün görevleri yaptık şu an. Şimdi Fog'a geçeceğiz. Fog görevlerini yapacağız. Şu an kaç leveliz? 21 leveliz. 22 olduk. Fog'a geçeceğiz. Bakalım burası 22 ile mi bitecek? Hepsini verelim. Şunları da ver. Diplodont'u da kestik. Potlar falan bunlar hep işimize yarayacak. 24 olduk. Evet. Buradan da yeni dagger veriyor. Orch Watcher görevi var. Aslında bunu daha yapmadık. Evet. Onu da alacağız. Orch Watcher'dan sonra muhtemelen Gloaming'de Orch Watcher'dan sonra zaten Fog görevlerine geçeceğiz arkadaşlar. Bunları da yapalım bakalım. Şu an 24 level'ız. Bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi 31 level olduk ve BDV yazısı geldi. Bu level'da girilebildiğini bilmiyordum açıkçası. Hemen tıkladık. Bakalım ya, üzerimizde bir item yok. Çok eziyiz. Kıyafetleri bile daha alamadım. Ama bakalım. Belki pek kaç çıkar şimdi 31 level'lara. Yani şu kategoride en fazla kaç level'dan level alıyor onu bilmiyorum ama bakalım. BDV'de şöyle güzel bir PK çıkarsa onları da ekleyeceğim. Valla arkadaşlar ilginç bir BDV oldu. Yenildik. 32 level olduk bu arada. XC'mizi de aldık. Karşı tarafta bir warrior vardı. Fenaydı yani. Yani 9000 falan vuruyordu bize. Ama 45 level mıydı artık? Kaç level'dı? 9000 arası seri vuruyordu. O biraz taşıdı onları. Yenildik. İlk BDV'miz kayıpla başladı. Ama olsun, şimdi hemen görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. We'll be right back.
Şu Priest ve Mage arkadaşla iyi ki karşılaştık. Bayağı görevleri seri bir şekilde yapıyoruz şu an. 37 level olduk. Gayet kolaylık oldu çünkü itemsiz şu an zaten bazı canavarlar vakit yiyordu ama şu an 3 kişi çok rahat bir şekilde dönüyoruz. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hemen devam ediyoruz. Şimdi birçok görevi yaptık arkadaşlar. Bu görevlerden gelen şeyleri de buraya koyuyorum. Bir tane 8 mol düşürdük görev yaparken. Şu 3 taneyi zaten almıştık. Burada bu artı 6 ve artı 5 dinenleri aldım. Bunları artı 7'ye basıp pazarda satabiliriz. Bu hani paper mageler veya yarı paper mageler alabilir diye. Ben mage aldım. İyi mi düşündük kötü mü bilmiyorum ama daha mantıklı geldi. Artı 7 undiset kullanan var mı? Asas ve varyorlardan. Bilmiyorum şu an. O yüzden bunları aldım. Belki yarı paperler veya paperler alabilir diye. Bunları da upgrade yaparız ileride. Görevlerimizin birçoğu bitti. Ama tamamen şöyle sağa sola kontrol edeceğim. Bakalım başka görevler var mı? Ona göre bakalım Maradon'u bitirmeye çalışıyoruz. Buraya gelmeden FP görevlerini vermeyi unutmuşum. Şimdi onları da veriyoruz. Onları giyip geçeceğiz tabi. Bakalım şu an 37 level'ız. Bu FP görevlerini verince de kaç level olacağız? Hepsini sıra sıra alalım. Evet, görev bitti. Burada şimdi şu royal olanları giyeceğiz. Diğer artı 5'leri yine Innostes'e ayıracağız. Bu artı 5'lerden de artı 7 çıkarmaya çalışacağız. Onlardan artı 7 çıkarırsak hiç yoktan biraz gelir elde etmiş oluruz. Yani oyundan da elimizden geldiğince bir şeyler kasabilmemiz lazım ki günlük yani 15 lira 15 lira hem premium hem cash veya diğer masrafları yapıp bir de çarı dizmeye kalkarsak PK'ya çok geç çıkabiliriz. Veya çok geç gelişim sağlarız. O yüzden oyundan olabildiğince her şeyi topluyorum. Fark ettiyseniz zaten sabahtan beri bütün kutuları açtım. Yani hiçbir kutuyu es geçmedim. Bir tane atladığım kutu yoktur. Her şeyi topluyoruz ki olabildiğince az yatırımla oyundan da kasabildiğimiz kadarını kasıp çarı en güzel seviyeye en kısa sürede getirmeye çalışmak. Yine kısadan kastımız bayağı sürecek ama biz yine oyunun bize verdiği her şeyi kullanacağız. Şurada Maul'umuz var. 3 tane middle class'ımız var. Artı 5 Rogue'ya full plate setimiz var. Ve yine görevlerden aldığımız Magellan Cup. Artı 5 ve artı 6'lar var. Bunlar hep upgrade edilecek ileriki bölümlerde. Maradon'da 40 levelimiz olduk. İlk bölümümüzü böyle burada bitireceğiz. Çünkü bir dahaki bölüm Lufer'de olacak. Lufer'de devam edeceğiz. Oradan görevlerimizi yapmaya. Hem video ilk bölüm olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey yapacağız. İlk bölümü sadece Maradon bölümü yaptığımız için araya bir hafta koymayacağım. Yani siz bu videoyu pazartesi izlerken perşembe gününe ikinci bölümü yayınlayacağım. Çarımız artık böyle kendi kendine görev yapılacak şekle geldi. İtemlerini aldı az çok. Tabi şu görev medyalarını falan filan da yaparsak biraz daha hiç yoktan tek de kalsak görev yapabiliriz diye umuyorum. Bir dahaki bölümde neler olacağını göreceğiz arkadaşlar. Siz de bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve değerli görüşlerinizi de yorum kısmından yazmayı unutmayın. Bu seriyi uzun soluklu yapmayı düşünüyorum. Siz de severseniz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.